Evet. Bugün Görele'nin pazarı. Günlerden salı. Sokaklarda insanların olmaması kimseyi şaşırtmasın. Araba park etmeye yer bulunmuyor. Yolun sağ tarafı, sol tarafı, ilerisi, gerisi, otogarın burası, sokak araları hepsi arabalarla dolu. Ama her nedense sokaklarda, caddelerde, parkta, bahçede insanlar görünmüyor. Böyle görüyorsunuz. Şöyle gidiyoruz. Giderken böyle tanış birilerine rastlar mıyız diye bakıyoruz. Evet. Bu Görelelilerin, Çanakçıların böyle yürüyüşü böyle Tayyip Erdoğan gibidir. Böyle sallanı sallanı yürürler. Erdoğan'ın başımızın üstünde yeri var bizde. Benim gibi yani bana diyorsunuz ya böyle sallanı sallanı ne yürüyorsunuz diye. Bak şimdi Metin kardeşim de böyle sallanı sallanı yürüyor. Metin kardeş nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hürmetler. Allah'a emanet olun. Çanakçı'da durumlar nasıl? Çok şükür iyi. Belediye başkanımız çalışıyor. Güzel evet. Çalışıyor. Evet. Bir gün Çanakçı'ya geleceğim de yolum düşmüyor. Gel gel ama biraz yollarımız sıkıntılı biraz. Vatandaşın durumu nasıl? Vatandaş çok güzel. Her şeyden memnun. Çanakçı'ya gidemiyoruz ama Çanakçılığı Görele'de görmek. Güzel. Çok güzel. Herkes halinden memnun. Ekonomi çok süper. Süper süper. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi çok süper ya. Her gerçekten şey, her şeyi alabiliyorsun. Her şeyi alabiliyorsun. Evet. Şu araba park etmeye yer yok. Aynen. Metin sen nereye park ettin? Vallahi ben de Asbaba'nın önüne park ettim. Yer bulamadım buralarda, buraya park ettim. Ben bulamadığım için salı günleri arabamı getirmiyorum. En güzel ne diyorsun sen? Bulamazsın ki zaten. Bulunmuyor. Nerede yayın yapıyorum? Evet, YouTube. Sururi Kılıç diye, ben gazeteciyim. Sururi Kılıç diye yazdın mı YouTube'da çıkar. He. Yani kendimizi göreceğiz. Tabii yani. Tabii Metin'le bir 25-30 sene var evet, tanışıklığımız. Evet, ünlü olacak mı şimdi biz? Ünlü olanlar senden yukarı bir adam değil ki. Yani seni izleyenlere ne dersin? İsim ne? Benim isim Kadir. Kadir soy isim? Dalman. Kadir Dalman. Metin Dalman. Metin Dalman'ın nesi oluyorsun? Amcamın oğlu. Amcan oğlu. Şimdi ne sen ne diyorsun? Yani gerçekten şakayı bir tarafa bırakalım da ekonomi nasıl? Ölmüş. Ekonomi? Ölmüş tabii ya. Yemeğe gidiyorsun, bir şey yapıyorsun. Yani 1000 liradan aşağı bir şey yemeyin. Geçen sene nasıldı? Geçen sene biraz daha uygundu yani. Nereden baksan bir 135 zam var yani. Her sene %30'un üstüne geldiği zaman yani gidiyor. Metin diyor her şey gülü gülistanlık. Benim yok ya. Bu adam zengin adam bu arada. Ben yani? Paduzu bu sene 3000 liraya çektim. 400 saat çalıştık paduzda. Paduzculukla da el attın orada değil mi? Allah bereket versin. He? 4 saat çalıştık. 1200 lira Allah bereket versin. Bu adam zengin adam. Bu adamı tutuyor. Saatli kaça çekiyordun? 3000 lira. Sen niye ucuz çektin? Ben Görele'de 4000 şeydi. Giresun merkezde 4'e çektirdim. 4.5'a. Ama 4'e çekiyorsun. Ondan da birden zengin olacak. Ben yavaş yavaş. Peki Metin sana şunu ben sorayım. Vatandaşın duasını da alıyor. Köyde fındık toplama yevmiyesi ne kadardı Çanakçı'nın köylerinde? 1000 lira. 1000 liraydı. Patu şeyi ne kadardı? Ne? Bahçe vurma yevmiyesi. O da aşağı yukarı 3 civarında. 3.5 4 civarında. Giresun'da yemeğe de senden, yakıtı da senden olduğun zamanlık 4.505 idi. Olsun, hayırlısı olsun ya. Onlar bir anda zenginlesin. Biz yavaş yavaş. Allah'a şükür olsun. Bir bak ekmek buluyor diyor. Amme hizmeti de yapıyor yani. Vatandaş Metin mi? Yapıyor. 24 saat vatandaşın emrindeyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şöyle parka doğru gidiyoruz. Az önce ne dedik? Sokaklarda kimse yok ama araba park etmeye bir yer bulunmuyor. Şöyle belki çekilmek istemeyen insanlar vardır. Biz de onların yanından geçerken yeri çekelim.
Biraz sonra pazar yerine gideceğiz. Selamünaleyküm. En güzelini sen yapıyorsun. Gel buyur abi, sen de söyle. Sağ ol, sağ ol. Ben YouTube'uma program çekiyorum, gazeteciyim. Buralıyım, Giresun'dayım. Doğrudur abi. Sururi Kılıç dersen YouTube'da. İnşallah izleriz abi. İnşallah. Ne zaman yayınlıyorsun? Yarın yayınlarım. Görüşürüz. Evet. Şöyle gidiyoruz. Evet, şu anda Görele Salı Pazarındayız. Salı günü Görele'nin pazarı burası. Her türlü sebze, meyve ihtiyaçlarımız buradan gideriliyor. Ben de Giresun'dan geldim. Burada bir abiyle karşılaştık. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm. Selam. Nasılsın abi? İyidir. Uzun zamandır seninle görüşemedik. Doğrudur. Evet. Görüşelim yine. Görüşelim. Yine her zaman olduğu gibi organik ballardan satıyorsun. Evet. Tereyağı satıyorsun. Evet. Sırgan satıyorsun. Aynen öyle. Köy ürünü. Evet. Bu kabak satıyorsun. Aynen. Köy ürünü. AK Parti iktidarından sonra yetişen kabak bu, değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. Daha önceden şekli değişikti bunun. Şimdi yine eski şekline benzer o. Ne zaman benzer? Eski şekline benzer. Hiç ayrısı olmaz. Siyah olur, beyaz olur, kırmızı olur ama yine de kabaktır yani. Kabaktır. Evet. Evet. Bu ballar Çanakçı Akköy'de mi? Evet. Akköy'ün kendi ürününüz. Kendi ürünümüz. Evet. Aracı kullanmıyorsun. Vatandaşa en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Evet. Alan anzer niyetini alıp yiyecek, parasından da kaçmayacak. Tabii ki 1,5 lira fazla. Ama sizde bal 1,5 lira mı? Bizde bal 1,5 lira, kestane balı. Ben Giresun'da bir arkadaşla almıştık. İstanbul'a gönderiyordu. 2250 lira. Doğrudur. Yani serbest piyasa. Evet. Beni kandır da 1,5'a al. Seni kandırırım, 2,5'a satarım, 2'ye satarım. Hı hı. Serbest piyasa olduğu gibi karşındaki kişiyi ikna edebilmen önemli olan. Yani. Evet. Tespih çekişinde bile bir şey var. Değişiklik. Yaşlandık artık. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Tereyağı ne kadar? Kocamanı süslemek lazım artık. Kocamanı süslemek lazım. Kocamanı süslemek lazım. Bu tereyağı ne kadar? Tereyağı 400'e veriyor. Kilosu 400 lira. Kilosunu 400'e veriyor. 350 lira Çanakçı'da topluyorlar. Evet. 350'ye Çanakçı'da topluyorlar. Ben de bir ekmek parası almak üzere 400'e veriyorum. Yani 400'e veriyorsun. Seni kandırırsam 5'e de veriyorum ama kandıramasam 4'e de veriyorum. Kandırma işi var mı sende? Var var. Hem de nasıl? Ciddiyim. İkna edeyim ben seni. Biz genellikle bazı siyasetçileri bilirdik insanı kandırıyor diye ama sen siyasetçi olmadığına göre bize... Her şeyi öğrendik artık. Nasıl? Tabii. Artık büyükten başladık öğrenme, küçüğe kadar indi yani. Ya sen de kandırma işi olmaz ya. Gel buna ikna diyelim. Ya bende olmaz da. Ama alışmaya başladı. Toplum alışmaya başladı. Kandırıkçılığa toplum alışmaya başladı. Bir tek ben, sen değil. Herkes kandırıkçı ol. Yapma. Tabii. Herkes kandırıkçı. Üzüme baka kararından yola çıktın. Sen de etkilendin bu. Babana rahmet, nasıl üstüne basıyorsun ki? Ya. Evet. Peki bu Çanakçı'nın, Görele'nin nabzını tutuyorsun, insanlarla sohbet ediyorsun. Evet. Nedir durumu? Ya sen ben ben. Evet. İnsanlar yani eski tat yok. Eski tat
açlık vardı, susuzluk vardı. Evet. Yoksulluk vardı ama bir tat vardı. Evet. Şimdi vatandaş aç da olsa, tok da olsa eski tat yok. Ama biz yine de işe iyi bakacağız işe. Acı olan ben acım, tok olan ben tokum diyor mu? Hiç de demiyor. Neden? Gurur mu yapıyor? Göz aç. Göz aç. Gözü aç. Göz aç. Tok doyduğunu bilmiyor. Aç zaten aç. Tok doyduğunu bilmiyor. Haram helal ver Allah'ım, yemesem al Allah'ım deyip gidiyorlar. Hmm. Götür. Bu arada sırgan ne kadar? Sırgan ne kadar? Sırganımızı da 50 lira veriyoruz. Köy ürünü. Köy ürünü. Vatandaş varsın her derde şifa, bir köy ürünü yesin diye biz de ucuz vermeye bakıyoruz. Bir tencere sırganı var. Bir tabak yemek 150-200 lira. Bir tencere çorbası gelecek sırganımız 50 lira. Varsın vatandaş yemeyenler de yesin. Hı hı. Görmeyenler de görsün. Böyle istedik yani. Bahçelerde ısırgan sallan güzelim sallan. Aynen öyle. Aynen öyle. Sloganımız neydi? Ye baba ye. Ye baba ye. Ye baba ye. Görüşürüz. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Bir mukabele. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Evet. Biz abiyle röportajı yaptıktan sonra şöyle ilerliyoruz. Bakalım nereye kadar gideriz? Evet. Bakıyoruz burada. Yöresel ürünlerimiz var. Sarımsak var. Fasulye var. Biber var. Turşuluk, salatalık var. Kestane var. Yine aynı biberden var. Ceviz var. Kestane, ceviz. Şöyle neydi bu? Ayva. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmail'im nasılsın? Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Nasıl gidiyor? Senin tezgaha geldim. Böyle bakayım dedim. 6 aydır değişiklik var mı fiyatlarda? Herhangi bir değişiklik yok. Sadece yumurtayı 5 liralık yaptık. Önceden 4 idi. Evet, 1 lira zam. 1 lira 6 ayın üstünde zam yapmışsın. Hayır, 365 gün 5 lirayla devam ediyor. He. 3 evet, 1 yıl İsmail 4 liradan sattı yumurtayı. Şimdi yumurtayı 1 lira zam yapmış 6 ay sonra. Efendim? Normaldir yani. Yani 5 lira yapması normaldir. Kestane yiyelim. Seçim alabilirsiniz. İsmail ayvalar ne kadar? Ayva 30 lira. Kestane? Bu halde 30 liraya ayva olmaz. Kestane ne kadar? Kestane 150. Kestane 150. Evet. Ceviz? Ceviz 150. Ceviz de 150. Kestane de 150. Bu internetten ceviz almaya basın 250 lira derler. Evet, evet. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Evet, İsmail'in cevizleri. Kokarca bunlara girmemiş İsmail. Hayır, değil mi? Bak. Kokarca dokunmamış. Hayır, mı? Bak, ye bir tadına, lezzetine bakabilirsin. Helal. Ben biraz sonra giderken girasına şey derim. Tamam mı? Yürüm, sağ ol. Şimdi kokarca girmemiş mi bu yok, cevize? Kokarca ile bir şey yok. Bak biber var şöyle, acı biber var. Acı biber ne kadar? 40 lira kilosu. Hoş buldum. Kaç lira kilosu? 40 lira. Evet. Turşuluğun? Bu salatalık ne kadar İsmail? 60 lira kilosu. Sarımsak? Evet, İsmail bu arada. 250. Piyasa 350 civarı diyor. Piyasa 350, sen de? 250. 250. Sen niye bu kadar ucuz satıyorsun bu şeyler? Bu fasulyeyi çok soruyorlar bab gurbetten. Ne kadar bu? 70 lira. 70 lira kilosu. Evet. İsmail'in ürünleri burada bu kadar. Evet. İsmail sadece yumurtaya zam yapmış. Böyle gitmiş. Selamun aleyküm. Bu pancar ne kadar? 20 lira. 20 lira. Evet. Bu ne oluyor? Karalahana. Yok yok. Bundan dolma olmuyor. Dolma olur. Oluyor mu? Oluyor. He. Giresun'da bu 40 lira 50 lira. Ben Giresun'da gazeteciyim, buralıyım. Evet. Dedim burada ki, da öyle. Burada da 30-40 lira. Ha, biz akşam pazarı dedik 20'ye indik. He, 20'ye indik. He. Mısır unu ne kadar? Mısır unu da 150-125 yaptık akşam pazarı. Kilosu 150. 150 evet. 150 de 125 yaptık. Bu yarma ne kadar? Yarma da 125.
Yarmada 125. Evet. Gün darısı bu gün, değil mi? Gün darısı 100. Gün darısı 100. Evet. Fırın darısı 150. Fırın darısı da 250, 125. 125. Evet. Bak burada ne güzel elma var. Bu elmanın türüne ne diyorlar? Amasya elması diyorlar buna, kırmızı elma, ekşi. Ha. Şeker elması. Her türlü hastalar yiyebilir. Evet, şeker, evet, hastaları, şeker daha hastası daha çok. Siz neredensiniz Göreli'nin? Biz pardon. Çanakçı Deregözü'nün. Deregözü'ndensin. Evet, Deregözü. Hmm. Çanakçı Deregözü. Zaten Çanakçılılar olmasa Göreliler aç kalacak. Vallahi diyorum bak. Evet, çok var Çanakçılarımızda. Samimiyetimle söylüyorum. Evet, ben de Göreliliyim. Evet. Yani Giresun'da gazeteciyim. Arada bir geliyorum böyle, çekim yapıyorum. Gurbettekiler izliyor bunları. Diyorlar ki Çanakçılılar olmasa Göreliler aç kalır. Biliyorum İsmail. İsmail Gümüşhaneli. İsmail'in durduğu memleketi Gümüşhane'ye yazmışlar. Evet. Kimliği Çanakçı? Aynı köydeniz biz ama köyümüzün bir kısmı Gümüşhane'ye yazıldı. Köyümüzün bir kısmı Gümüşhane'ye yazıldı. Büyük yanlış. Karşılıca köyüne yazmışlar. Aslında böyle yani Karşılıca köyüyle yakından uzaktan alakası yok. Biz duma... Yani, bizim sülalenin birçoğu da Taşlıca bölgesinden gelme 150 sene önce. Doğrudur. Tamam. Şimdi Taşlıca köyüne bağlı olan bizim köyün bir kısmı Taşlıca ile alakası yok. Taşlıca ile gitmesi için Taşlıca gitmesi için bizim köyden gitme şansı yok. Yani o köyden Taşlıca'ya geçemez. Yani mümkün. Yani, kendi topraklarından kendi köyüne geçmesi için yaya gitmesi lazım. Bu yani, mahkeme ne diyor buna? Vallahi mahkemelik mi artık başka türlü mü? Halinizden memnunsunuz. Memnun değil, onu birileri yapmış. Hem Gümüşhane yani vatandaşısınız hem Giresun. Biz Gümüşhane'den de rahatsız değiliz aslında. Şimdi yan taraf bakıyor. Bizim köyümüz 3 iler sınırı. Yani Gümüşhane, Trabzon ve Giresun. Yani kendi bulunduğu il. Giresun ama üç ile sınır. Yani diyelim ki doğusu Gümüşhane, batısı Trabzon, kuzeyi Giresun, yine güneyi de yine bir o yarısı Gümüşhane'nin yarısı Trabzon. Şimdi siz nerenin vatandaşısınız? Giresun'un vatandaşı. Ama köyümüzün bir kısmı şeye bağlı. İsmail'i şeye mi vermişler Gümüşhane'ye? İsmail biraz Gümüşhane'ye yakın. İsmail'i Gümüşhane'ye veriyorlar. Seni Giresun'a. Ben biraz yakın. Sınırda ben seni göndermişim. Seni Giresun'a veriyorlar. Evet. İsmail seni niye Gümüşhane'ye verdiler de abi aynı köylüsünüz Giresun'a verdiler? Yaptılarsa yaptılar yani sonuçta. Yani bir karar çizdi demek. İsmail ben haber yapacağım. Geleceğim oraya bir ara. Sağ olasın. İnşallah gelirsin. Köyümüzün yarısı Gümüşhane'ye gitti. Doğru. Ama bir yanlışlık oldu. Birileri bir yerden bir rant olarak bir faydalandı ama tabii ki köylü adına çok yanlış oldu. Yani köylümüz, komşumuz mesela bakıyoruz adam Gümüşhane'li. Biz de büyüdü oldu Gümüşhane'li. Gümüşhaneli olmaktan memnun musun? Kimse memnun olmaz yani. Şimdi vatandaş Giresunlu olarak doğup büyüyüp kimlik taşıyıp da Gümüşhaneli olmaktan kimse memnun olmaz. Yani sen şimdi Gümüşhaneli olsaydın o yumurtayı 6'ya satardın. 7'ye 8'e satardın. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, burada. Burada kuru fasulye dediğimiz fasulye var. Ablam kuru fasulye ne kadar? 300. 300. Beyazı 300. Alası? 200. Alası 200. Evet. İzleyen arkadaşlarımız. Beyazı 300. Böyle şey yapmasam mı? Yok. Sadece ürünleri çekiyorum. Yok. Ben sadece erkek arkadaşları çekiyorum. Sadece diğerinin ürünü çekiyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz. Yarma ne kadar? 150. 150. Bu? Bu un? 150. Ihlamur ne kadar? Efendim? 100 lira. Kilosu mu? Poşeti mi? Ne kadar var orada? 20 gram mı 50 gram mı? 100.
200 gram. O zaman kilosu kaça geliyor? 100 lira. 500 lira. 500'e ucuz ulamur. Değil mi? Yani. Abdullah bu arada sen de... Apo. Apo. Bu arada paraları da sen İsviçre'ye götürme yani. Allah çok versin. Evet, bazı samimi olduğum arkadaşlarımıza takılıyoruz, böyle espriler yapıyoruz. Tabii Allah herkese çok versin. Tabii bu arada bana da versin yani. Herkese verirken biz de kıyısında köşesinde kalmayalım bu işin. Evet, güzel sırganlar var. Güzel sırganlar var. Tereyağı olmazsa olmaz. Görele'de en çok rastladığım şey tereyağı. Selamun aleyküm. Çekebilir miyim? Heh. Bu erişteler ne kadar? 80 lira abi. 80 lira. Evet. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunu? Kendiniz el emeğiyle yapıyorsunuz. Bu da 80 silon. Bu da 80. Evet. Bu da 80. Çatlamalar. Hayır, 10 tanesi 80. Tanesi 80. 10 tanesi 80 bunun. Evet. Buna ne diyorduk? Katlama. Katlama. Evet, bunlar 80. Bunun 20 tanesi yufkanın, evet, 160 lira. 20 tanesi 160 lira. Burada bu yumurtanın tanesi 6 lira. 6 lira. Yumurta ne kadar sende? 6 lira. Yumurta 6 lira. Evet. Bizim İsmail'de 5 liraydı. Artık. Senin yumurta biraz yıkanmış. Kabak ne kadar? Kilosu 50 lira. Kilo işi mi satıyorsunuz? Evet, bunu? Kilo şey 50 lira. Kaç kilo geliyor bu kabak? 6 kilo. 6 kilo kabak ne kadar ediyor? Yani 35'ten hesaplıyorsak yani. 180. Kesersek 210, 235. He, 200 liraya verirsin yani. Evet, 218 yapıyor, 200 liraya verirsin. Bu fasulye? Bardağı 100 lira abi. Bu dikimlik. Evet. Ne zaman dikiliyor bu? Mart ayında dikersin. He, Mart'ın ürününü şimdiden alsınlar. Şimdiden satacağız. He. Sana hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın abi. Hayırlı işler. İzliyor musunuz? Evet. Sururi Kılıç diye ben YouTube'a girerseniz Göreliyim ben. Giresun'da gazeteciyim. Böyle arada bir geliyorum. Bakayım bizim Görele mi pahalı, Giresun mu pahalı? Yok, burada daha ucuz. Burada sadece süt ürünleri pahalı. YouTube'da Sururi Kılıç diye yazarsanız. Oldu, sağ ol. Ablam iyi günler. Yok, ben ara sıra böyle gelip piyasayı bakıyorum ama kaç lira diye. He. Hatırladın beni? Yok, hatırlamadın mı? Yok. 10 kere çektim ben seni. Millet hep pancar sordu ya gurbetten. Ben unuttum. He, olsun, olur o. Pezik ne kadar? Pezik 50. 50. Lahana? Aldı. Vallahi da güzel. 30-40 da lahana. Sırgan ne kadar? Sırgan 50. Maydanoz var. Maydanozun fiyatını öğrenebilir miyiz? 20. Gayet uygun bazı şeyler. Bazı şeyler uygun. Ben fasulyeyi merak ettim. 80. Fasulye 80. Evet. Ablam hayırlı işler. Evet. Burası sonra buraya gelirim ben. Ne yapıyoruz şimdi? Gittik. Pazar kaça kadar devam ediyor? Kısa günler. Yazın saat 7'ye 8'e kadar devam ediyordu ama burası bugün biraz, hala havalar hafif soğumasına rağmen
Hatta bazı yerlerde kar yağacak denilmesine rağmen Görele dondurması satışlarına devam ediyor. Evet. Görele dondurması. Markalı bir dondurmadır Görele dondurması. Satışlar devam ediyor. Evet, pazar yerinde gezmeye devam ediyoruz. Bunlar da evet. Şöyle. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Tanıtımını yapıyoruz. Evet efendim, biz kahramanlarız. Selamun aleyküm, ben de gazeteciyim. Buralıyım, Giresun'da gazeteciyim. Buraya geliyorum arada bir. Biz de Kahramanmaraş'tayız efendim. Hoş geldiniz. Ürünlerimizi getirdik buraya. Hoş geldiniz. Bak böyle kucak kurusu, biber kurularımız. Gaziantep'ten bir arkadaşım bana gönderiyordu. Evet, biz depremden gelmiştik buraya. Evet. Trabzon Beşiktaş'ında kalıyoruz. Evet. Organik siyah üzümlerimiz, kan üzümü, nalemiz, biberimiz, İzmir üzümümüz, isotumuz, cevizimiz, zeytinyağımız. Peki buradaki bizim hemşerilerimize bunları tanıtabildiniz mi? Tabii tabii, oradan gelenler de var. Orada kalmış görevli insanlar var. Tanıyla yavaş yavaş. Hı-hı. Gelip gidiyoruz ve çok memnunuz. Burada insanlar çok, yaklaşımı da güzel bize karşı. Evet. İnanın yani çok memnunuz. Maraş'ın ayrı bir yeri vardır bu tabii, yörede. Maraş, biz Karadeniz'de çoksa bu dut kurusu. Dut kurusu. Tabii. Bunun çayı da içiliyor. Bu tabii. Şeylere böyle ne diyeyim. Bu ödem artırıcı bu. Evet. Bu kan üzümü. Çekirdeği orijinaldir kan üzümü. İzmir üzümü çekirdeksiz. Sumaktır bu bak, çok güzel. İpek pul biberimiz, nanemiz, toz biberimiz, bak bu kapya biberlerimiz. Nane 300 lira. Evet efendim. Yakan biber orijinal bak, Kahramanmaraş 250 lira. 250 lira. Evet. Bu öğütülmüş. Ben yapıyorum bunları, bak salçaları, salçalarımız. Ben de YouTube'a çekiyorum bunu. Sururi Kılıç diye yazdığınız zaman YouTube'da çıkıyor. Sururi Kılıç, Sururi Kılıç. Evet. Sururi Kılıç. Hehe. Epey zamandır ara verdimdi. Gözlerimde bir sorun vardı. 2-3 ay ara verdimdi. Şimdi sağlığıma kavuştum. Tekrar böyle çekiyorum şeyleri. İnşallah. Sururi Kılıç diye yazarsanız, hem böyle şey olursanız böyle her gün izlemek için ha üye olursanız memnun olurum. Ben arada bir böyle her geliyorum. Salçalarımı, domates salçalarımı. Hı hı. Köy bulguru bu. Değirmende üretilmiş. Böyle. Hı-hı. Köy bulgurudur bu. Normal Osmanlı usulü yapılma. Değirmende öğütülmüş. Dövülüp çekilme. Yani özel eleme organiktir. Eleme tabii, olan bir şey. Tabii nar ekşisi. Kuş burnu. Kahramanmaraş'ta depremden sonra geldik. Bu işte yapıyoruz. Peki geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Şimdilik buradayız. Memnunuz efendim burada. İnsanlar. Bizler de sizlerden her zaman memnunuz. Her zaman bekleriz. Yani her yerimiz iyidir. Misafirperverizdir ama Maraş'ın bizde ayrı bir yeri vardır. Evet, bizde Karadeniz'in bizde ayrı bir yeri vardır. Evet, kardeş şehri. Kardeş şehri. Rahmetlik babam da askerliği orada yapmıştı, anlatı bitiremezdi. İnşallah efendim. Oldu, hayırlı işler. Buldunuz mu? Atıyorum. Sururi Kılıç. Sururi, Sururi. Sururi. S-U-R-U-R-I. Sururi Kılıç. Evet, şöyle ikram edelim efendim, üzümümüzden. Tadına bakın. Kan üzümüdür bu, çekirdeği evet, yiyorsa. Evet, hakkınızı helal edin. Siz de helal edin efendim. Abone oluyorum sizlere de. Hı hı. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Yöresel ürünler almak, Güneydoğu mutfağını tatmak isteyenler. Ben Gaziantep'li arkadaşım vardı, sürekli bana gönderirdi. Ben bu mutfakla tanıştım. Tabii, bakın şöyle kan üzümü. Göreli'ye gelen geliyor. Başka hangi pazarlara gidiyorsunuz? Beşikdüzü, Vaflıkebir. Beşikdüzü, Vaflıkebir gidiyorsunuz. Beşikdüzü'nde kalıyoruz, evet. Hı hı. Üzüm pekmezinden yapılmış orijinal ürünler. Evet.
Gelsinler. Abi isim neydi? Yalçın Gök efendim. Yalçın Gök. Yalçın Gök. Neslihan Gök. Evet gelirler. Görele'de. Göreleli hemşerilerimiz burada. Bu Güneydoğu mutfağı ile tanışabilirler. Maraş Akdeniz olsa bile mis gibi kokuyor. Güneydoğu şeyini taşır. Gerçi Adana, Maraş aynı Güneydoğu ile aynı mutfağa sahip. Antep, Hatay, Maraş. Hı-hı. Daha yakın. Çünkü ben İskenderun'da kaldığım için evet, bilirim şeyi. Evet. Öbür tarafında o Torosların biz beri tarafında. Deprem olduğunda ilk üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi. Görüşmek üzere. Evet, 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 evet. Başka ne yapıyoruz? Başka ne yapıyoruz? Bazı adam bazı adama diyor ki andırgasın külek başım diyor. Aslında külek çok iyi. Heh. İşte buna külek diyorlar. Çok da büyük değil. Evet, bunlar var. Yöresel ürünlerimiz. Yöresel ürünlerimiz. Şöyle geldik. Selamünaleyküm. Mantar ne kadar? 150 istiridye. İstiridye 150. Diğerleri? Kültür mantarımda bu hafta indirim var 80. 80. Evet. Çok lezzetli bir şey. Protein deposu. Yediniz mi daha önce? Evet. Yok, yemeden lezzetli değil mi? Yok. Olur mu öyle şey? Hatta bir ara şeyi olmuştum. Ondan sonra Giresun merkezde daha dediler yapmıyoruz daha dediler. Gerçekten şeydir. Ete eşdeğerdir. Efendim? Et yanında hiç var. Bana soruyor. Ya, yani ya sevene öyle. Tabii tabii tabii. Sevene öyle. Motor ağaç kesti. Çok güzel. Yaptım ama çok güzel. Biraz yıpranmadı herhalde. Ben iş tatmasam niye söyleyeyim ki? Hatta yetiştirmeyi düşünmüştüm. Bunun tozlarını mozları falan vardı. Hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın. Evet. Bu görelenin ortasına doğru bu kabakları böyle koymuşlar. Bu. Evet. Kabaklar burada. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür hamdolsun. Allah bunu yarasın. Çok iyi. Bomba gibi. Her şey çok ucuz. Hayat çok güzel. Toz pembe. Diyorsun. Yani. He? Yani. İyi, güzel. Mısır unu ne kadar? Mısır 150 lira. 150 lira. Evet. Nar ne kadar? Nar 40 lira. Nar 40 lira. Şu kabak? Kabak kilosu 50 lira. Kilosu 50 lira. Yufkalar? Tanesi 10 lira, 20 tanesi 200 lira. 20 tanesi 200 lira. Evet. Beni sorarsan sebit. Efendim? Beni sorarsan sebit. Yani? İşini yarayan kullanabilir. Yok. Yok estağfurullah. Ya ne kardeşim. Estağfurullah. Senin yerin her zaman ayrıdır. Allah razı olsun. Sağ sağlık sıhhati. Çok. Allah güzel. Allah hepimize iyilik abi, versin. Görüşmek üzere abi. Allah'a emanet ol. Sen de... Hocam nasılsın? Evet, 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 evet. Selamun aleyküm. Bezelye tohumu ne kadar? 100 lira bardağı. Bardağı 100 lira. Peynir var. Peynir var. Kendiniz yapıyorsunuz. Tabii tabii, köy peyniri 150 lira. 150 lira kilosu. Paskesi ver bitti. Sen vardı. Erkenden bazı ürünleri bitirmişsin. Siz nerelisiniz? Ben Çekiktepe, Eydesi Çekiktepe köyünde. Ha diyecektim bir kere. He. Çekiktepe. Diğer ismi neydi? Heri. Heri. Nazım Başkanım'ın köyü. Aralık var abi. Aralık'tan değil mi? Yaşık oldu, komşum. Ama bir şey sayılır yani. Dere var arada. Arada dere var. Dere var.
akrabam oluyor kendisi. Görele zaten 3 dereden oluşur. Çömlekçi, Çanakçı, Zıva. Ha, bravo. Doğru, aynen öyle. Güle güle. Görüşürüz. Evet, evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Helal olsun, sürerek. Hele güzelliğin üstünde. Ya, ne yapalım abi? Kimin çırağıyız? Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür. Epey zamandır görüşemedik. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. Sayım oldun. Gözlerimde bir sorun vardı, onları giderdim geçmiş Allah'ın olsun, izniyle. Geçmiş olsun. Yani gözlerim şimdi daha iyi, sağlıklı. Bu yarma ne kadar? 100 lira. Yarma 100 lira. Evet. Bu fırın darısı mı? Evet. Fırın darısı unu. Evet. Bu ne kadar? O da 100 lira. O da 100 lira. Gün darısı 30 lira. Kaç? 30 lira gün darısı. Gün darısı 30 lira. Sen de niye evet. Ucuz? Ben de ucuz. Ben vatandaşı çok seviyorum. He? Vatandaşı çok seviyorum ondan. Vallahi ben senin çektiğin videolarında hep senin ucuz diyorlar. Evet. Yani daha önceki çektiğim şeylerde. Evet. Ucuz. Bize çok paraya ihtiyacımız yok. Az para ve çocuklarımızı baktık mı yetiyor. Yani fazla paradan gözün yok. Yok. Fazla olsa ne yapardın? Fazla ne olacak? Ne yapacaksın? Ölenle bir şey gitmiyor. 9 metre kefen gidiyor. Ne yapacaksın parayla? Bak onu evet. Bilmiyordum ben. Evet. Yıllardır böyle hep evet. Gazeteciyim, köylüyüm, evet. Cenazelere katıldım. 9 metre olduğunu bilmiyordum. Evet. O da benim cahilliğim. Hayır, cahil değilsin de yani. Yani o konuda cahilliğim. 9 metre gittiğini bilmiyordum. Evet, 9 metre kefen gidiyor, başka bir şey gitmiyor. Büyüğüne de mi aynı koyuyorlar? Hepsine aynı anda koyuyorlar. Çocuğuna da büyüğüne de. 9 metre kefenden başka bir şey alıp götürmüyorsun o dünyaya. Yapma ya. Zengin de onu giyiyor, aynen yere gidiyor. Zenginin bir tek neyi fazla oluyor? Cenazesi. Başka bir şey değil. Zenginin cenazesi kalabalık olur. Olur. Evet yani fakirle zengin arasında o kadar bir şey yok. Eğer bir adam zenginse, evet. Oğlu, çoluk çocuğu yoksa, ya da çoluk çocukları vasatın altında birisi ise zenginin de ölenden geri cenazesine kimse gelmiyor be. Yok yok gene geliyor zengin diyor adam. Çünkü geride kalanlardan yararlanırım diyor, yalakalık yaparım diye geliyorlar. Evet, evet. Ama zenginin hiç kimsesi yoksa bu da gariban gibi diyor, emin ol. Evet, inşallah. Eskiden ıskat vardı, ıskat kaldırıldı. Evet. Çünkü cenaze namazında para veriliyordu. Evet. Şimdi yumurta ne kadar? 5 lira. Yumurta 5 lira. Fasulye? 70 lira. 70 lira. Evet. Kıl biber? 50 lira. Ceviz? Ceviz 150 lira. Ceviz 150 lira. Evet. Memleketin durumunu nasıl buluyorsun? Memleketin durumu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyoruz. Her geçen gün daha kötü. Neden daha bu? Daha kötü. Ya bir devletin eğer savunma sanayisinde parası yok da kredi kartından 750 liraya muhtaç kaldıysa her şey orada belli. Daha önceki röportajlarımızda gayet olumlu, evet, iktidar yanlısı bir şey evet, sergiliyordu. 20 senede oy verdik AK Parti'ye. Yani 20 senede oy verdiğimiz bir parti eğer bu kadar düştüyse tamam bitti demek. Tek o kredi kartının aidat konulması mı yoksa bunun yanında başka kafanı kurcayan şeyler var mı? Çok şeyler var. Çok. Nedir? Evet. Acaba ben 20 yıl bu partiye oy attım. Evet. Ama kırılma noktası ne oldu senin için? Ne olmaz ki? Tayyip Erdoğan tek başına bir lider, tamam çok iyi bir insan ama yandaşları yok abi. Görüyoruz. Ha. Evet. Ben gözüm ameliyat olandan geri görmeye başladım. Yok. Sen de görüyorsun yani. Görmemen mümkün değil. Hocam merhaba. Sen de görüyorsun. Olanları sen daha iyi biliyorsun ama evet, bu arkadaşım, gerçekten büyük bir lider. Bu arkadaşımız ama daha önceden gerçekten iktidarı takdir ediyordu. Anla ki geçen süre içinde bazı şeyler gün yüzüne çıkmaya başlamış. Onun için sana hak veriyorum. Evet, seviyorum seni. Ben de sizi ama seviyorum. Yine oyum olsun, yine Tayyip'e veririm ama siyasi parti şeylere yok. Yani. Alternatif yok diyorsun. Yok. Görüşürüz. Sen de Allah'a emanet ol. Evet. Memleketin durumu bu. Memleketin durumu bu. Ara sıra böyle sebze meyve fiyatlarını sorduktan sonra bazen de vatandaşla içli dışlı olan satıcılara da soruyoruz. Çünkü onlar en iyi nabız tutan insanlar. Piyasanın nabzını en iyi onlar tutar.
içine tutup da bu güvercin şimdi yerdeki yemleri yer ki halinden memnun. Ya 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 ya. Evet. 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 Nasılsın abi? Vallahi tertip güzel oturuyorsun ha. En güzelini sen yapıyorsun. Mehmet nasılsın? Memleketin durumu nasıl? En iyi sen bilirsin bu nabızı. Memleket güzel abi. He? Her şey güzel. Alım gücü? Alım gücü her şey yerinde. Çok şükür memleket. Buradan Önerli'ye kaça gidiyorsun taksi? Ben bedava gidiyorum abi. He? Dua, hayırlı dua için. Ciddi misin? He. Gel gidelim beraber dua edersin. Arabam olmasa giderdim de. Şimdi... Ben ne yapayım şimdi? Ben şimdi duandan daha olduk. Ne olacak şimdi? Ağzım dolu dolu konuşamıyorum. He. Tertip sen nasılsın? Ha bak bu daha iyi. Ben emekli adamım ne olsun? Ben de emekliyim Tertip. Ha bak nasıl? Limon 25'e düşmüş. Limon alayım abi ancak. Ben o limondan 5-6 kilo alıyorum. Sarımsağla onu ince ince kıyıyorum. Arasına da kestane balı koyup ilaç yapıyorum. İki muz aldım, bir de elma aldım. Para buna yetti. Tertip. Para, Tertip sendeki para bankadan çekilse banka iflas ederim. Para bitti. Mart ayına kadar burada devam aldım. Gündüz çekim yaptım. Biliyorsunuz gündüz çekim yaptım. İzlediniz. Evet, akşamüstü Giresun'a dönerken tekrar İsmail'in tezgahının açık olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Ve İsmail'cim, herkes kapattı tezgahını. Senin tezgah niye açık? Bizim müşterilerimiz geç saate kadar gelir. Bak biz müşterimize ne diyoruz? Ürünümüz o kadar meşhur bir ürün kalmadı diyoruz. Haftaya alırsın diyoruz. Evet gördüm. Evet. Şahit oldum. Evet. Müşterine dedin ki ürün pek iç acıcı değil. Evet. Haftaya gelenden alırsın. Al dedin. Haftaya. Senin bu dürüstlüğünden dolayı da seni kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi sana hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.